11. yüzyıldan kalma manastır eğitiminde kullanılan bir Boethius kitabına bakıyoruz. Sayfayı çevirirken çıkan ses çok sert. Sert ve kalın yapraklara sahip. Sayfalar hakkında bu açıdan konuşmak garip geliyor. Onları çevirirken çıkan sesi dinliyoruz. Eğer bir müzisyenseniz çıkardığı sesin tonunu bilebilirdiniz. Ben anlayamıyorum. Bu ucuz bir parşömen. Olabilecek en düşük kalitede. Üzerinde siyah lekeler ve boşluklar var eğri büğrü duruyor. Tek bir renk yerine sarı beyaz karışımı bir renge sahip. Çok faydalı bir kitap. Başka bir kitabı dinleyelim. No. Bu diğer kitabın tam zıttı. Neredeyse hiç ses çıkarmayan bir kitap. Sayfalarını çevirirken musluktan akan suyun çıkardığı sese benzeyen tiz bir ses çıkarıyor. No. Bu parşömen çok ince. Herhalde görebileceğiniz en ince parşömenlerden biri. Buna Paris İncili deniyor. Yani bütün İncillerin ayrı ayrı ciltler yerine tek ciltte bulunduğu bir kitap. Bu yüzden sayfaların ince olması lazım. Boşlukları, delikleri yok ve rengi bembeyaz. Bir sayfayı çevirmeye çalıştığımda tiz bir çıtırtı duyuluyor. Bu cidden yüksek kaliteli bir parşömen. Kitabın üretimi pahalıya mal olmuş olmalı. Pahalı ve gösterişli olması istenmişti. Sayfanın üzerinde süslemeler olduğunu görüyoruz. Yazılar ise diğer kitaptakine nazaran daha küçük ve şık. Bu yazı bunun gibi küçük inciller üretmek için tasarlanmış. Bu incil 133 mm yani aşağı yukarı bir iPhone yüksekliğinde. Bir kişinin bunu bu şekilde incecik yazabilmek için çok uğraşmış olması gerekiyor. Satır araları 2 milimetreden az. Bunu yazabilecek kadar küçük bir kalem ucunu hayal etmek çok zor. En yukarıda sanırım kitabın başlığı yazıyor. Evet, bugün bir kitap aldığınızda yukarıdaki boşlukta o bölümün başlığı yazar. Ama buradaki daha da akıllıca. Sol tarafta yazan reg, latince de krallar manasına geliyor. Diğer tarafta ise "3" yazıyor. İkisi birden kralların üçüncü kitabı manasına geliyor. Bu kitap galiba varlıklı biri için yazılmış. Evet, fiyatının çok fazla olacağı kesin. Ama bu onun zengin biri için yapıldığı manasına gelir mi? Aslında hayır. Çünkü bu kitapların çoğu şehir şehir dolaşıp vaaz veren Dominikan keşişleri tarafından kullanılıyordu. Yoldayken taşıması kolay olsun diye yanınıza olabildiğince küçük eşyalar almaya çalışırsınız. Bu incilde çantaya sığması için bu kadar küçük yapılıyordu. Sayfaları da bütün inciller bir cilde sığabilsin diye olabildiğince ince oluyordu. Bu kitap 20 cilt halinde de basılabilirdi. Yazıldığı tarihten 200 yıl önce büyük harf ve boşluklara sahip 20 ciltlik bir eser olurdu. Bu kitap gezen birisi için yapılmıştı. İhtiyacı olan her şey bu küçük kitaptaydı.